Vişaka, konuşmalıyız. Beni odada bıraktı, hemen geldim. Vişaka. Vişaka. Neden ağlıyorsun? Vişaka, ne olduğunu söyler misin artık? Gözlerime bak ve doğruyu söyle bana. Neden sessizsin? Ne oldu? Sorun nedir? Anlat bana. Hüküm sana ne yaptı? Bunu neden yaptı? Nasıl yani? Bunu neden yaptı? Her ne yaptıysam arkadaşım için yaptım, kraliçem için. Biri bana açıklama yapabilir mi? Hüküm sana ne yaptı? Neden sessizsin? Söyle artık. Bela'nın peşinde değil miydi? Üzgünüm Vikrant. Affet beni. Neden? Neden affedeyim? Ne oldu ki? Sen hiçbir şey yapmadın. Seni neden affedeyim? Hüküm Bela'nın peşindeydi yani. Özür dilerim. Hayatlarınız benim yüzümden mahvoldu. Bu olamaz, hayır. Vişaka, bunun doğru olmadığını, onun sana hiçbir şey yapmadığını söyle. Hükümün sana bir şey yapmadığını söyle bana. Hadi söyle, anlat lütfen. Yapma Vikrant, neden böyle yapıyorsun? Neden ona sinirleniyorsun? Vişaka'nın suçu ne? Hükümle savaşmanın zor olduğunu biliyorsun. Çok güçlü ve tehlikeli. Vişaka'ya sırtını dönemezsin. Sorun yok Bela. Gerçeği öğrendikten sonra bana destek olup olmamak onun kararı. Ama Vikrant, ne yaptıysam başka şansım olmadığı için yaptım. Ben olmasaydım Bela olacaktı. Bana ne olduysa ona olacaktı. Anla beni lütfen. Neden kaçmadın peki? Kalkıp kaçmalıydın Vişaka. Hayır Bela, bu günahlarımın kefaretiydi. Sana çok yanlış yaptım. Arkadaşlığımıza ihanet ettim. Belki de Tanrı beni iblisin eline vererek cezalandırdı. Hayır Vişaka, hayır. Kimsenin sana bunu yapmaya hakkı yok, anladın mı? Tanrı bunu yapmaz. Bana yanlış yapmış olsaydın bile bunun cezasını çektin. Seni cezalandırdım, sen de aklandın. Bunun senin başına gelmemesi gerekiyordu. Bu bir arkadaşın bakışı. Belki kader böyle işlemiyordur. Bu yüzden cezalandırıldım. Belki de hak ettim Bela. Sana yanlış yaptım ben. Bu yüzden cezalandırıldım. Ve Vikrant, eğer istiyorsan benden nefret et. Neden senden nefret edecekmiş? Senin bir suçun yok Vişaka. Vikrant, şartların zorluğunu, Vişaka'nın yaşadıklarını anlamak zorundasın. Sen delirdin, iyi misin? Senden neden nefret edecekmişim? Seni inciteceğime ölürüm daha iyi. Seni çok seviyorum, bunu biliyorsun, öyle değil mi? Hı? Olanlar senin hatan değildi. Seni neden bunun için suçlayayım? Ne şimdi ne de ileride seni suçlayacağım. Dinle beni, bana aşkı olduğu gibi kabul etmemi söylemiştin, öyle değil mi? Bir de senden nefret mi edeceğim? Hep yanında olacağım, seni hiç bırakmayacağım, asla bırakmayacağım seni Vişaka. Emin ol bundan, seni seviyorum, seni çok seviyorum. Seni hayatım boyunca seveceğim Vişaka. Seni çok seviyorum. Ama sana yemin ederim Vişaka, o iblisi yaşatmayacağım, onu parçalara ayıracağım, ellerimle öldüreceğim. Sana yaptıklarının bedelini canını alarak ödeteceğim ona Vişaka, emin ol. Hayır Vikrant. Ne hayır? Vişaka, ama yaptıklarını kendi gözlerinle görmedin mi? Ben iyiyim Mahir. Ama ben değilim. Hepiniz beni iyi dinleyin. O herifi öldürene kadar asla huzur bulmayacağım, onu öldüreceğim. Yaşamayacak. Ben yanındayım. Tamam, hadi gidelim. Durun, durun ikiniz de. Siz neyin peşindesiniz? Delirdiniz mi? Ne istiyorsun? Tüm yaptıklarından sonra hayatta mı kalsın? Unutalım mı? Bunları istemiyorum. Onu ölürken görmek istiyorum ama bir şeyi ısrarla unutup duruyorsunuz. Peder Agori onların sıradan insanlar olmadıklarını söyledi. Hatırlamıyor musunuz? Kolayca ölemezler. Onları öylece öldüremeyiz. Güçlü bir plan yapmaya ihtiyacımız var. Zaten planımız var Bela. Onun Mahir'in kuzeni bize yardım edecek, öyle değil mi? Baksana, yardım edecek işte. Bak, Sakin ol. Ne kadar acı olursa olsun gerçekleri değiştiremeyiz. Ve gerçek Vişaka'nın karnında duruyor. Vişaka onun çocuğunun annesi olacak. Ve bu kez bir hata yapamayız. Çünkü tek bir hata Vişaka'nın bu fedakarlığını çöpe atar. Öyleyse ne yapmamı istiyorsun? Çocuğunu büyütüp ellerimle ona mı vereyim Bela? Bunu istemiyorum Vikrant ama hakkında iyice düşünüp plan yapmalıyız. Hükümü bugün öldürürsen Atkar'la nasıl savaşacağımızı nereden bileceğiz? Atkar babasından da güçlü olacak. Bu çocuktan daha güçlü bir varlık yok. Bu çocuğun yapabileceklerinden nasıl emin olacağız? Bak durumunu anlıyorum Vikrant. Hükümü ben de acı çektirerek öldürmek istiyorum. Ama aceleyle bir hata yapmak istemiyorum. Anlıyor musun beni? Hata yapmamamız gerekiyor. Vikrant, Bela haklı. Çok korkuyorum. Karnımda bir iblis taşıyorum. Ama nasıl olacağını, gücünü, zayıflığını hiç bilmiyorum. Nasıl öldüreceğini ve öleceğini hiç bilmiyoruz. Ve kim bilir? Belki de bir büyü yapmıştır ve çocuğun hayatıyla onun hayatı birbirine bağlıdır. Eğer bu olursa onunla beraber çocuk da ölmüş olacak. Ve bana bir şey olursa... Hayır Vişaka, sana hiçbir şey olmayacak, tamam mı? Buna asla izin vermeyeceğim. Ya onun gibi bir iblise dönüşürsem? Benden nefret etmezsin değil mi? Ben çok korkuyorum. Hayır Vişaka. Ne olursa olsun seni seveceğim. İblis de olsan yine seni seveceğim Vişaka. İyi olacaksın. Haklısın Vikrant. Vişaka'nın fedakarlığı boşa gitmemeli. Hepimiz beraberiz. Hüküm ve varisini birlikte öldüreceğiz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.